Herkese merhaba dostlar. Nasılsınız? Yeni bir bilgilendirme videosu çekeyim dedim. Başınıza gelebilir. Meganlar da gelmiştir belki de. Başka türlü de çözmüş olabilirsiniz. Ama benim başıma geldi. Biliyorsunuz bakım yaptırdım araca. Periyodik bakımlarını yaptırdık. Videomu izlediyseniz biliyorsunuzdur, izlemediyseniz kanalda mevcut neler yaptırdığıma bakabilirsiniz. Bu bakımdan sonra işte arabayı çalıştırdım, eve geldim. Yaklaşık bir hafta falan, yani 5 gün falan yattı araba, çalıştırmadım. Yani herhangi bir kontak basmadım. Çalıştığımdan dolayı hafta sonuna kadar ellemedim daha doğrusu. Neyse, işte hafta sonu bir gezmeye çıkalım dedik. Arabayı çalıştırdım. 10 saniye sonra istop etti. Tam 10 saniye çalışıyor. 10 saniye sonra tık kesiyor, atıyor. Yani önemli şey yapmıyor, zart diye bırakıyor. Velhasıl kelam ikinci marşta herhangi bir sorun yok. Veriyorsun, çalışıyor. Problem yok. İşte neyse, gezdik, dolaştık, ettik falan. AVM'ye gittik. İşte AVM'de dolaştık biraz. Çok durmadık ama hani AVM'de. Çalıştırdım, çalıştı. Herhangi bir stop ve herhangi bir şey olmadı. Ne dedim, herhalde bir kere öyle bir yaptı. Hani bana ne kattın lan diye bir öyle bir sorguladı herhalde dedim, içindeki yağları vesaireleri. Ertesi gün oldu, pazar günü oldu. Gene araba bu sefer soğudu tabi. Yine bastım, tam hareket edeceğim, tak dedi, gene gitti. Ben dedim, bu dedim bir problem var, direkt dedim bu problem, yani bu iki yaptıysa demek ki bir sıkıntı var. Bunu dedim, ateşlemesinde mi sorun var yoksa mazot filtresinde? Benim aklıma direkt mazot filtresi geldi. Yani kendim yaptığım yorum mazot filtresiydi. Hemen ustayı aradım, böyle böyle dedim. Şey yapıyor, bir takip et dedi. Takip ettim. Yani o gün içinde yine soğudu moğudu yaptık ettik. Birkaç gün daha kullandık. Sürekli istop etti. Mazot filtresi de Delpi'ndi. Delpi'den takmıştık. Biliyorsunuz, videoda göstermiştik. Bu Megane 2'lerde olabiliyor dedi. Neyse, gittim ben ustamın yanına. Ziyarete. Hemen sağ olsun halletti. Gene tekrardan Delpi taktı. Bak bakalım dedi, gene yapabilir dedi. Seriler şey olabilir. Neyse, taktı. Aradan 2 gün geçti tabii. Ben hemen şey yaptım, olacak mı olmayacak mı diye denedik. Gene istop etti arkadaş. Tabii öyle istop edince insan canı sıkılıyor. Yani ikinci defa sıfır ürün takıldı. Gene şey yaptı. İşte ustayla konuştuk. Dedim mazot filtresini değiştirelim. Ne takalım? İşte Valeo diye bir marka var. Bosch'un vardı yanılmıyorsam. Bosch'u hiç kimse önermiyordu. Valeo markasını öneriyorlardı, bulamadık. Filtre markası var, Ufi diye, aklınızda bulunsun. Ufi takalım dedi ustam, kaliteli o da dedi. Tamam takalım dedik. Üçüncüye gittik, işte Ufi taktık. Tam takarken de bu mazot filtresinin havasını alıyorsun bakımdan sonra. Yani sisteme nasıl diyeyim size, mazot pompalıyorsun. El ciklesi var. Böyle manuel bisikletlerdeki korna gibi siyah bir şey, elastik. Onunla yaparken orada da el ciklesinin de altında bir sızıntı olduğunu fark etti. Yapa yapa yüksek ihtimal çatladı. Bundan da olabilir dedi. El ciklesini de değiştirdik o sayede. Ondan sonra tabii yine ertesi gün hemen bir kontrol ettim. Ediyor mu etmiyor mu diye. Yaklaşık da 15 gün geçti. İstop olayını çözdük arkadaşlar. Yani olay mazot filtresinden kaynaklı. El ciklesinden de olabilir ama ben sanmıyorum. Tamamen mazot filtresiyle alakalı. Yani Delpi'nin şu an başınıza gelecekse, eğer Delpi mazot filtresi taktırıyorsanız, şu an piyasada dönen veya bilmiyorum, benim parçacığımın elindeki seri numaralar ve hangi yıl üretim olduğunu bilmediğim için bilmiyorum ama korkmayın. Mazot filtresinden kaynaklı. Hatta araba bir ara şey arızası, enjeksiyon arızası bile verdi yani. Bu sisteme doğru mazotu pompalayamadığından dolayı arabanın doğru çalışmasını da
şey yapıyor, engelliyor. Hani böyle bir şey olduğu zaman da göz ardı etmeyin, mutlaka değiştirin. Hani onu da dipnot olarak söyleyeyim. Hani mazot problemi, mazot arızası yaşarsanız bakımdan sonra özellikle ya da bakım gelmemiştir bir anda geliyorsa da o zaman el ciklesine bakın. Yani bu bilgiyi de paylaşayım. En azından böyle bir sorunu çözdük. Yaşayan olacaktır, yaşamıştır, araştırır. Bu videoya denk gelir, bir katkımız, faydamız olur. Bu videodan da bu kadar dostlar. Yine takip ederseniz, abone olursanız seviniriz. Olmazsa da canınız sağ olsun. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. Bana iyi akşamlar, size artık günaydın, tünaydın neyse.